Herkese selamlar. Ben fehmiuyar.net'in editörü. Bugün sizlerle tarih eğitim setimizin 73. dersiyle birlikteyiz. Orta Doğu'da gelişmeler. Irak, 1958 darbeyle Kral Faysal indirildi, monarşi yıkıldı. Cumhuriyete geçen Irak, 1968'de kansız bir darbeyle iktidar Baas Partisi'ne geçti. Baas, Arapça'da yeniden diriliş anlamına gelir. Baas Partisi ilk olarak 1940'ta Şam'da kurulmuştu. 1971 Cezayir'in aracılığıyla imzalanan Cezayir Antlaşması ile Irak ve İran arasındaki Şattül Arap su yolunun en derin yeri sınır kabul edildi. İran, Şah Muhammed Rıza Pehlevi'nin 1962 yılında reform yapmak istemesine ulema tepki gösterdi. Şah Muhammed Rıza Pehlevi cuma namazları dahil birçok İslami ritüeli ve ibadeti engelleyince halk ulemanın yanında mollaların yanına geçti. İslam dinini ülkede yasaklamaya kalkacak tavırlar sergiledi Şah Muhammed Rıza Pehlevi. Halk açken sarayda lüks yaşantısı vesaire sebeplerden dolayı halk ayaklandı. Şah Muhammed'in konuşmalarından rahatsız olduğu için önce onu Irak'a, Irak'ta çocuğuna suikast düzenlendi ve Hümeyni'nin çocuğu öldürüldü. Sonra Türkiye'de Ankara'ya, Ankara'da da rahat durmadığına inanıldığı için Bursa'ya, Bursa'da da halkın kendisini sevmesi ve Bursa Ulu Camii'nde Cuma hutbesi vermesi sebebiyle İran tedirgin oldu ve Bursa'dan da Fransa'ya, Paris'e sürgün etti. 1979'da Şah ülkeden kaçtı ve Ayetullah Hümeyni İran'a geri döndü. İran-Irak Savaşı 1980-1988. Saddam Hüseyin Irak'taki Şiileri Hümeyni'nin kışkırtacağı endişesi oluştu. Irak'ın Arap liderliğine soyunması, Irak'ın Basra Körfezi'ne hakim olmak istemesi, Şattül Arap su yolunu İran'ın el koyması yüzünden, yani Cezayir Antlaşması'nı takmayan İran, Şattül Arap su yoluna el koydu. Bu da Irak'ı sinirlendirdi ve Cezayir Antlaşması'nı fesheden Irak, Şattül Arap su yoluna el koyan İran'a saldırdı. 8 yıl sürdü savaş. Irak savaş boyunca batılı devletlere borçlandı çünkü tank, silah ve vesaire aldı. Bu borcu ödemek için ise 1990'da Kuveyt'e saldırdı Irak. Irak Kuveyt'e saldırınca İran'dan aldığı tüm toprakları iade etmek zorunda kaldı. Batı bu olaya el attı. Kuveyt'e saldıran Irak'a Batı saldırdı. Buna da Körfez Savaşı diyeceğiz yakında. Büyük operasyon İran-Irak Savaşı sırasında İran havaalanında mahsur kalan 215 Japon'u Başbakan Turgut Özal'ın talimatıyla düzenlenen operasyon ile kurtulmasıdır. Watergate olayı. Muhalefet partisinin telefonlarını, odalarını, hayatlarını gizlice dinlediği FBI tarafından ortaya çıkarılınca ABD Başkanı Nixon istifa etmek zorunda kaldı. Bu olay nasıl oluyor? Amerikan Başkanı Nixon hafif bir diktatörlük sergiliyor ve muhalefet partisini kıskaca alıyor. FBI tarafından bu ortaya çıkarılıyor. Nixon ilk başta istifa etmiyor tabii ki, direniyor. Kendisine dava açan savcıları görevden alıyor, hakimleri görevden alıyor. Ülkede büyük bir kaos yaşanıyor. Daha sonra Nixon mecburen istifa etmek zorunda kalıyor. İran Gate olayı ne? 1986'da yaşanan İran'la Irak Savaşı sırasında İran'ın İsrail aracılığıyla ABD'den gizlice silah aldığının ortaya çıkması üzerine yaşanan olaydır. Olay sırasında ABD Başkanı Reagan'dır. Başkan suçu başka görevliye attı ve aklandı. Kendisini, yani formaliteden suçu bir başka görevliye attı. Benim haberim yoktu dedi. Böylelikle olaydan sıyrıldı. Olay nasıl oluyor? Amerika ilk önce Batı devletleri ilk önce Irak'a silah veriyor, veriyor, veriyor. Irak gerçekten büyük bir üstünlük sağlıyor ve neredeyse İran'ı yenecek seviyeye gelince Batı biraz daha mantıklı davranıyor. Adamlar kar peşinde. Bu sefer de İran'a silah satmaya başlıyorlar. İran'a silah satmaya başlayınca İran Gate olayıyla bu sefer İran kaybettiği toprakları geri almaya başlıyor devrim muhafızları. Ve İran-Irak savaşı tam bir neticeye ulaşmasa da Irak bayağı bir toprak kazanmış halde savaşı bitiriyorlar. Daha sonra Irak Kuveyt'e saldırınca da İran'a kazandığı toprakları geri veriyor. Yumuşama dönemi dünyadaki gelişmeler neler? 1945 ile 75 arasında ekonomide gelişmeler hız kazanıyor. Tüm dünyada ekonomi büyüyor. Bu yüzden bu döneme muhteşem 30'lar deniliyor. Mao Çin'de kültür devrimini başlatıyor. 1964'te Tokyo Olimpiyatları canlı televizyon yayını ile tüm dünyaya izletiliyor. Bu da ilk canlı TV yayını oluyor.
Fransa'da 68 kuşağı öğrenci hareketleri başlıyor. SSCB 1957'de ilk uzay aracı Sputnik'i fırlatıyor. 1958'de NASA kuruluyor. 1961'de Yuri Gagarin Vostok 1 uzay aracı ile ilk kez uzaya giden insan oluyor. 1963 uzaya giden ilk kadın kozmonot Valentina Tereshkova oluyor. 1965 ilk kalp nakli Christian Barnard tarafından yapılıyor. 1969 Neil Armstrong Ay'a iniyor. 1970'te ilk kişisel bilgisayar üretiliyor. 1971'de Akdeniz Oyunları ilk kez Türkiye'de İzmir'de yapıldı. 1972 video kaset üretildi. 1975 hepatit B aşısı bulundu. Apple 1978'de fabrikalarda kullanılmaya başlandı. 1978'de MR cihazı üretildi. 1979'da ev bilgisayarı ve CD icat edildi. Yumuşama döneminde Türkiye. Türkiye-ABD münasebetleri. 1963'te Küba krizi sonrası Türkiye'ye bilgi verilmeden Jüpiter füzelerinin sökülmesi Türkiye ile ABD'nin arasını açıyor. Türk-Yunan ilişkilerinde Yunan yanlısı tavırlar sergiliyor Amerika. Bu yüzden de Türkiye ile arası açılıyor. Amerika 1964'te Kıbrıs konusunda Johnson mektubuyla müdahale etmememiz için bizi tehdit ediyor. Normalde 1964'te Kıbrıs Rumlarına Türkiye operasyon hazırlığındaydı. Fakat Johnson mektup gönderiyor. Girerseniz görüşürüz diyor. Böylelikle Türkiye vazgeçmek zorunda kalıyor. Ama ABD 1974'te ne kadar Türkiye'yi tehdit etse de Kıbrıs harekatına engel olamıyor. Bülent Ecevit döneminde Kıbrıs'a giriş yapılıyor. Harekat sonrası 1975 ile 78 yılları arasında Amerika Türkiye'ye silah dahil birçok ambargo uyguluyor. Ve fiyatlar bir anda %700 zamlanıyor, %800, %1000 zamlanıyor her şey. Türkiye için kıtlık dönemi diyebileceğimiz yıllar başlıyor. Fakat bu ambargoyu delip Kıbrıs harekatında Türkiye'ye yardım eden bir ülke var. O da Libya, Muammer Kaddafi. Amerika'nın ambargosunu deliyor. Türkiye'ye lastik ve petrol veriyor Kıbrıs harekatı için. Türkiye SSCB münasebetleri nasıl? 1964'te kadar SSCB Kıbrıs'ın bir NATO üssü olmasından çekinmiş ve Kıbrıs konusunda Türkiye'nin aleyhine politika izlemişti. Johnson mektubu sonrası Dışişleri Bakanı Feridun Cemal Erkin Moskova'ya gidiyor. 1965'te ise Türkiye SSCB'den kredi alıyor. Bu durum ABD ile aramızda yeni bir krize sebep oluyor. Tabi Amerika'da 1978'li yıllarda ambargoyu kaldırıyor. Çünkü Türkiye'ye ambargo uygulaması kendi çıkarlarını zedeliyordu. Çünkü Türkiye tüm Amerikan üslerine el koydu o yıllarda. Türk-Yunan münasebetleri, bu kısımları kesinlikle öğrenmelisiniz. Bu sayfayı tamamen öğrenmeye çalışın. Kıbrıs sorunu. Kıbrıs İngiltere işgali altındayken Rumlar adayı Yunanistan'a katmak için Enosis doğrultusunda faaliyete başladı. Yunanistan 1951'de Kıbrıs'ı İngiltere'den istedi. Verilmeyince durumu Birleşmiş Milletler'e taşıdı. Birleşmiş Milletler Yunanistan'ın isteğini reddedince Rumlar Kıbrıs'ta EOKA'yı, yeraltı örgütü dediğimiz bu EOKA örgütünü kuruyor. 1955'te Yorgo Grivas'ın kurduğu EOKA, İngiltere'yi Kıbrıs'tan atmak, Türkleri imha etmek ve Enosis'i gerçekleştirmek amacıyla hareket etti. 1958'de Rauf Denktaş öncülüğünde Türk Mukavemet Teşkilatı kuruldu. EOKA ile mücadele için Volkan Teşkilatı da kuruluyor. 1959 Türkiye ve Yunanistan Başbakanları Zürih'te sorunu çözmeye çalıştı. 1959'da bağımsız bir Kıbrıs Cumhuriyeti kurulması kararı alınarak Zürih Antlaşması yapıldı. Hatırlarsanız 1959'da Adnan Menderes Zürih Antlaşması'nı yapmak için İngiltere'de Londra'ya doğru uçmuş, uçağa düşmüş ve kendisi de sağ çıkmıştı. Sağ çıktıktan sonra orada Zürih Antlaşması'nı yapıp geri dönüyor. Böylelikle bağımsız bir Kıbrıs Cumhuriyeti kuruluyor. 1960'da Zürih ve Londra Antlaşmaları doğrultusunda Kıbrıs Cumhuriyeti ilan edildikten sonra Türkiye, İngiltere ve Yunanistan Londra Antlaşması sonucu Kıbrıs üzerinde garantörlük hakkı elde eden devletler oluyor. Kıbrıs Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanlığına Rum lider Makarios, yardımcılığına da Türk lider Dr. Fazıl Küçük getirildi. Dr. Fazıl Küçük, yanılmıyorsam 2016 KPSS lisansa soruldu. Bu sayfa çok önemli, bunları bilmeniz gerek. 1963 Akritas planı doğrultusunda Türkler ani bir saldırı ile yok edilecekti. Rumlar Kanlı Noel denilen olayda Türk savaş uçakları hızlıca Lefkoşa üzerinden uyarı uçuşları yaptı.
Çünkü Rumlar Kanlı Noel dediğimiz gecede Türkleri ani bir saldırı yaptı ve katletmeye çalıştı. Cengiz Topel 1964'te Kıbrıs Harekatı'nın ilk şehidi oldu. 1964'te Türkiye Kıbrıs'a harekat yapacakken Johnson yazdığı mektupla Türkiye'yi vazgeçirdi. 1967'de Kıbrıs Geçici Türk Yönetimi kuruldu. Başkanı Dr. Fazıl Küçük, yardımcısı ise Rauf Denktaş oldu. 1974'te Makaryos'a darbe yapıldı. Nicholas Sampson Cumhurbaşkanı oldu. Kıbrıs Elen Cumhuriyeti'ni ilan etti ve Türkleri yok saydı. Bu durum karşısında Bülent Ecevit 1974'te Kıbrıs Barış Harekatı yapma kararı aldı. Yunan hükümeti ise istifa etti. Kıbrıs Barış Harekatı parolası Ayşe tatile çıksındır. Kıbrıs Harekatı'na TSK'nın verdiği isim Atilla Harekatı'dır. Türkiye silah ambargosu aldı. Türkiye ise tüm ABD üslerine el koydu. ABD 1978'de ambargoyu kaldırmak zorunda kaldı. 1975'te Rauf Denktaş Kıbrıs Türk Federe Devleti'ni kurdu. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 1983'te Kıbrıs Rumlarını Kıbrıs Hükümeti olarak tanıma kararı aldı. Böylelikle Türkleri Birleşmiş Milletler yok saydı. 1983'te ise Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni kurdu Rauf Denktaş ve arkadaşları. Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni ilk tanıyan devlet Türkiye oldu. Hindistan ve Bangladeş de Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanıdı. Ancak Birleşmiş Milletler baskı yapınca Hindistan ve Bangladeş geri adım attı. Ege adalarının silahsızlandırılması olayı. Yunanistan 1963 yılında Türkiye'ye yakın adaları Lozan'a aykırı bir şekilde silahlandırmaya başladı. Türkiye'ye karşı çıkmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Kıta sahanlığı sorunu. Yunanistan 1970'te petrol arama ruhsatını Doğu Ege'yi kapsayacak şekilde genişletti. Türkiye ise 1973'te Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'na Ege'nin açık deniz ve kendi kıta sahanlığında petrol arama ruhsatı verdi. Yunanistan itiraz edince kıta sahanlığı sorunu çıktı. 1976'da Türkiye Sismik 1 adlı araştırma gemisiyle Ege Denizi'nde araştırma yapması üzerine Yunanistan Birleşmiş Milletler'e başvurdu. İki ülke temsilcileri Bern Deklarasyonu'nu yayınladı. Böylece her iki tarafta Ege Denizi'nde kıta sahanlığı ile ilgili hiçbir faaliyette bulunmayacaklarını kabul etti. Bern Deklarasyonu'nu muhakkak bilin. Karasuların 12 mile çıkarılması sorunu. Lozan'da Ege Denizi karasuları genişliği 3 mil olarak belirlendi. Bu genişlik 1936'da Yunanistan, 1964'te ise Türkiye tarafından 6 mile çıkarıldı. Yani Türkiye hemen hemen 30 yıl sonra 6 mile çıkardı. Normalde Yunanistan 6 mile çıkardığı an Türkiye'de çıkarması gerekirdi. Yunanistan 1974'te sınırı 12 mile çıkarmak isteyince kriz çıktı. Türkiye bunu savaş sebebi olarak kabul etmektedir. Türkiye ile Yunanlılar arasında Ege hava sahası fır hattı sorunu dediğimiz bir sorun da var. Yunanistan 3 mil olan hava kontrol sahasını 10 mile çıkarmasına Türkiye tepki göstermedi. Türkiye NOTAM ile Türkiye yönünde uçuş yapan her uçağın kıyılarına 50 mil kala durumunu ve uçuş planını Türk yetkililerine bildirmesini istedi. Yunanistan Ege'yi uluslararası uçuş trafiğine kapattı bu durumdan sonra. NATO araya girerek sorunu çözdü. Türkiye-Ermenistan ilişkileri 1975 yılında Lübnan'ın Beyrut şehrinde Asala dediğimiz terör örgütü kuruldu. Agop Agopyan kurdu. İlk eylemini Dünya Kiliseler Birliği'ne yaptı. 1938 Parlis-Orly havaalanı saldırısından sonra bölündü. Agop öldürüldü, örgüt dağıtıldı. Ermeni diasporası sözde soykırımı dünya kamuoyuna kabul ettirme çerçevesindeki planı ise 4T planıdır. Genel notlarımız var. Güney Afrika'da 1948-1994 yıllarında uygulanan ve vatandaşları renk ayrımına tabi tutarak beyazlar dışındakilere çok sınırlı haklar veren ırkçı rejim apartheid. ÖSYM bunu bir ara soracaktır diye düşünüyorum. Medeniyetler çatışması tezi ise Samuel Huntington'ın eseridir. Türkiye'de meydana gelen gelişmelerle yumuşama döneminde Ragıp Gümüşpala Adalet Partisi'ni kurdu. Bu parti Demokrat Parti'nin devamı niteliğindedir. 2018 KPSS lisansta da çıktı. 1961'de tek aday olan Cemal Gürsel Cumhurbaşkanlığa getirildi. İsmet İnönü Adalet Partisi ile anlaşarak Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk koalisyon hükümetini kurdu. 1965'te Adalet Partisi iktidara geldi. 68 harekatı Türkiye'yi etkiledi. 1971'de askeri muhtıra verdi ve Süleyman Demirel istifa etmek zorunda kaldı. Yerine Nihat Erim başbakan oldu.
1960 ile 80 arası başbakanlar ise İsmet İnönü, Suat Hayri, Süleyman Demirel, Nihat Erim, Ferit Melen, Bülent Ecevit ve Naim Talu'dur. 12 Eylül askeri darbe 1980 ile 83 yılları arasında süren bir dönem. Abdi İpekçi, Nihat Erim vesaire faili meçhul cinayetler, Konya'da şeriat içerikli Kudüs mitingi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Cumhurbaşkanı'nın bir türlü seçilememesi sonucunda Kenan Evren darbe yaptı. Süleyman Demirel hükümeti ikinci kez lağvedildi. Bülent Ulusu başbakan oldu. Orhan aldı kaçtı. 1982'de anayasayı hazırlayan komisyonun başkanı olarak seçildi. 1983'te ANAP kazanıp Turgut Özal başbakan olunca 3 yıllık darbe dönemi kapandı. Ekonomik gelişmeler. 1960'da Devlet Planlama Teşkilatı kuruldu. 1963-67 birinci 5 yıllık kalkınma planı yapıldı. 1970'li yıllarda ileri ithal ikameci ekonomi modeli uygulandı. Ekonomi inanılmaz derecede bozulunca Süleyman Demirel Turgut Özal'ı ekonominin başına geçirdi. Özal 24 Ocak ekonomik istikrar kararlarını aldı. Böylece serbest piyasa ekonomisine geçildi. Sosyal ve kültürel gelişmeler ne dönemin? 1962 yılında TÜBİTAK kuruldu. Haldun Taner, Tarık Buğra, Kemal Tahir, Atilla İlhan, Cemil Meriç bu dönemin yazarları. Şiirde Nazım Hikmet, Ahmet Arif ve Necip Fazıl Kısakürek ön plana çıktı. Zeki Alasya ve Metin Akpınar Deve Kuşu Kabare Tiyatrosu'nu kurdu. İlk kez 1964'te Antalya Film Festivali düzenlenmeye başlandı. 1963'te Metin Erksan'ın Susuz Yaz filmi Berlin Film Festivali'nde Altın Ayı ödülünü kazandı. 1973 Boğaziçi Köprüsü inşa edildi. 1988'de Turgut Özal Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü hizmete açtı. Niçin? Çünkü Turgut Özal'ın Fatih Sultan Mehmet'e ayrı özel bir sevgisi vardı. Zaten Fatih Sultan Mehmet'in yanına gömülmek istedi. İlk yerli otomobil 1961'de Devrim oldu. Küreselleşen dünyaya önümüzdeki ders geçelim. Önümüzdeki ders görüşmek üzere.